Baylar ve bayanlar selam. Ben Doktor Redbill. Şimdi size Azerbaycan'dan bize sorulan bir soruyu cevaplayacağım. Azerbaycan'dan bir hanımefendi sormuş bu soruyu. Soru şu. 33 yaşında bir erkeğin bakir olması normal mi diyor. Tarif etmiş. Herhalde hoşlandığı bir yakışıklı ve alımlı bir beyefendi var. Azeri bir kardeşimiz. Diyor ki çok düzgün bir insan, iyi bir insan. Ama diyor 33 yaşında ve bakir, bu normal mi diyor. Şimdi şöyle. Bu soruyu zaten hanımefendinin sormuş olması bile kendi kafasında bu işin içinde bir anormallik olduğunu gösteriyor. Yani o bile düşünüyor ki lan bunda bir gariplik var. Yani bu normal mi? Çünkü çevreye bakıyor. Erkeklerde sonuçta kadına istek yoğun. Belli bir yaşa gelene kadar cinsel tecrübeler gerçekleşiyor. Bunda niye gerçekleşmemiş diye merak ediyor. Artık toplumumuzda, hatta geçmiş toplumlarda bile erkeğin bakir olması, hiç kadınla birlikte olmamış olması anormal olarak karşılanıyor. Buna şöyle bakabiliriz. Hem şu anda yani günümüzde cinsellik zaten dünyada çok genel yaşanan bir şey. Böyle artık böyle kapalı toplumlar falan çok az. Dünyaya yayıldı. Böyle bir ortamda bir erkeğin dokunulmamış, kesilmemiş bir pasta gibi durması normal mi? Normal değil, açıklayacağım. İkinci olarak da şunu görüyoruz. Kadının erkeği seçerken, şimdi kadının erkeği seçmesiyle erkeğin kadını seçmesi farklı. Özellikle nasıl diyeyim size, cinsel takometre olarak da. Tamam mı? Kadın erkeği seçerken tecrübeli olmasını istiyor. Şu açıdan istiyor. İki açıdan. İlla cinselliği çok iyi bilsin, bütün pozisyonların ustası olsun, değişik fantazilerin uzmanı olsun tarzında değil. Ancak kadına ulaşabilme potansiyeli olsun. Aranan bir erkek olsun. İstenen bir erkek olsun ve bu konuda başarılı bir erkek olsun. Bunu istiyor kadın bilinç altından aslında. Bir kadın için erkeğin birlikte olmamış olması başka bir kadında daha önce anormal geliyor. Ve genel olarak her toplumda bu. Performans erkekten beklenir. Aslında cinsel performans da erkekten beklenir. Hatta daha da ileri giderek söyleyeyim. Bu konuda bir mahkeme kararı ve Yargıtay içtihatı var diye düşünüyorum. Şöyle ki, eğer diyor normal bir evlilikte cinsel ilişki gerçekleşmiyorsa, iki tarafta normalse diyor, gerçekleşmediği zaman suç erkektedir tarzında. Şimdi birebir motamot söyleyemedim. Birkaç kere okumuştum da. Problem erkektedir diyor. Erkek bunu yapmak zorundadır diyor. Suçu ve yükü, onun yükünü erkeğe yüklemiştir. Yani kanun bile neredeyse. Bence yanlış. Öyle olmaması lazım. Kanunen öyle olmaması lazım. Hani eşitiz ya. Eşit olduğumuz için yükümlülük herkes olması lazım. Çünkü şimdi neyse anlat, başka konulara gireceğim de. Sorumluluk, otorite, yük filan bunları anlatacağım ama. Sonuçta erkeğe bir yük getiriyor. Bir kadın erkeğe baktığı zaman şunu ister. Kırmızı hap da bunu diyor zaten. Erkek başka kadınlar tarafından istenen bir erkek olmalı. İlla gidip başka kadınlarla birlikte olsun istemez kadın. İlla bunu istemez. Ama o potansiyele sahip bir erkekle birlikte olmak ister. Yani kadınlar şunu yazıyorlar mesela. İşte biz de hiç daha önce kimseyle birlikte olmamış erkek istiyorsun. Yalan bu. Bunu yazan kadınlar, özellikle bu bekaret konusunu anlatıyordum. Kadınlarla ilgili bekaret konusunu. Çok yorum yaptılar bu konuda. Bunu yazan kadınlar şunu diyor aslında. Bak, şunu diyorlar. Biz de işte hiç kimseyle geçmişi olmayan bir erkek istiyoruz falan. Şunu diyorlar. Size tercümesini söylüyorum o kelimenin. O cümlenin. Biz daha önce hayat tecrübesi ve ilişki tecrübesi olmamış, kolay manipüle edilebilecek,
Çünkü parantez içinde biz feleğin çemberinden geçtik zaten. Ama bizim kolay kontrol edebileceğimiz bir erkek istiyoruzdur onun tercihimiz. Ama normal bir kadın, geçmişi olan, tecrübesi olan, kadınlar konusunda tecrübesi olan bir erkek ister. Bu bir. İkincisi, bu erkek zaten kadınlar tarafından tercih edilmiştir ve aranan bir erkektir. Bunun için. Bir de şunu da söyleyeyim. Kadınların çok cinsellik yaşamasıyla erkeklerin çok cinsellik yaşaması aynı kavram değil. Yani her zaman diyorum ya, kadının aldatmasıyla erkeğin aldatması aynı şey değildir. Aldatma olarak geçiyor. Doğru kelime olarak öyle kullanılır ama aynı şey değildir. Çünkü cinselliği seçen ve veren kadındır. Fakat cinselliği alan ve onun peşinde koşmak zorunda olan erkektir. Onun için kadının cinselliği vermesi basit bir şeydir. Ve bunu çok fazla vermesi kendini daha da basitleştirmiş olur. Yani nasıl sokakta bir adam var, böyle hani şey dağıtıyorlar ya. İşte mağazanın reklamını böyle kağıdın üzerine yazıp broşür dağıtıyorlar ya. Onun gibi dağıtmışsa ortamı, bunun bir değeri yok. Ama erkek cinsellik için uğraşmak zorunda. Tam tersi. Belki 20 tane kadına gidecek, belki bir tanesi zar zor ayarlayacak, kabul edecek, onu elde edecek. Onun için erkek için sanki bir zaferdir. Aslında kadın için bir kayıptır. Tam tersi bir cinsel strateji. Bunu felsefi olarak anlamak lazım. Çünkü kadın en iyi erkeği seçmek zorunda. Erkek tabii ki en iyi kadını ister. Ama çeşit ve sayı arayacaktır. Çünkü spermi dünyaya yaymak zorunda. Çok aslında biyolojik olarak çok basit. O da tabii bizim insan psikolojisini ve cinsel stratejimizi etkiler ve değiştirir. Tamam. Onun için baktığınız zaman çok sayıda kadınla birlikte olmuş erkek zor bir şeyi başarmış bir erkektir. Bu şekilde. Şimdi bu Azerbaycan'dan olan hanımefendi diyor ki 33 yaşında erkek hiç kadına ulaşmamış. Yani acaba niye? Altında bir, o da bir rahatsızlık duyuyor. Yani çok iyi bir insan. Tertemiz diyorsun böyle, değil mi? Pırıl pırıl. Ama bunda bir şey var. Kadın bundan rahatsızlık duymaz, erkeğin geçmişten rahatsızlık duymaz. Hatta gurur duyar. Yani der ki benim erkeğim der. Bu kadar kadına sahip oldu ama şimdi ben onun kadınıyım. Beni seçti. Bu kadar insan arasından beni seçti der kadın. O erkeği ben elimde tutmak istiyorum der ve ona göre davranır. Tamam. Erkekte de şimdi cinsel stratejileri gerçi anlatmaya başladım ama erkekte de şu, yani bunu anlamanız lazım soruyu tam olarak anlayabilmeniz için. Erkek pek çok kadına birlikte olabilir ama bir kadında huzur bulabilir. Belki. Belki birkaç kadında. Yani değişebilir tabii. Ama genelde geçmiş yaşantılarını çok düşünmez erkek. Kadın ise geçmiş yaşantılarından çok etkilenecektir. Şimdi soru cevap şu. Eminim çok iyi bir insan. Ama senin kafanda, kadına sesleniyorum, kadın izleyicimize. Senin kafanda soru işareti var. Bu adam hiç kimseyle birlikte olmamış. Cinselliği çok iyi olmayabilir. Ve gerçekten cinsellik bir ilişkinin çimentosudur. Bir arada tutan şeylerden bir tanesidir. Cinsellik bozulduğu zaman ilişki temelinden sarsılabilir. Başka bağ vardır. İşte gönül bağı vardır, vefa bağı vardır, şudur budur filan, arkadaşlık bağı filan ama cinsellik önemli bir aşamadır. Onun için kafanda soru işareti varsa, yani sen belki kimseyle birlikte oldun olmadın bilmiyorum, onu yazmamışsın ama bu bir problem olabilir. Bir de erkeğin kadınlar konusunda veya bununla birlikte libido ve hayat konusunda çok agresif olmadığını gösteriyor. Kadın birazcık agresif erkek ister. Agresif erkek derken böyle şiddet, sertlik, bağırış çağırış tarzında agresif değil. Hayata karşı yırtıcı, tuttuğunu koparan tarzda erkek ister. Bunlardan bir tanesi de erkek için başarıdır. İştir, meslektir, yükselmedir. Bir tanesi de kadına ulaşmadır. Erkeğin libidosunu ve o hayat konusundaki agresyonunu gösterir. Ve kadının hoşuna giden bir şey bu. Çünkü lider insanlara baktığınız zaman, yani lider insanlara, lider devletlere baktığınız zaman üç şey önemli. Toprağa ulaşıyorsun, toprak elde ediyorsun, kaynağa ulaşıyorsun,
hem kendin için, hem ailen için, birlikte olduğun kabilen için, hem de kadına ulaşıyorsun. Gelecek nesiller için ve kendin için. Bunu yapabilen erkek aslında hepsini yapmak istiyor aynı anda. Hem toprağa ulaşmak istiyor, hem kadına ulaşmak istiyor. Ama bir tarafa ulaşmak istememiş adam, yani 33 yaşında. Bilmiyorum, belki böyle dini sebeplerden falan da olabilir. Onu ayrıntısına girmemişsin. Öyle olduğunu zannetmiyorum. Biraz kendi halinde, biraz daha böyle, o seni mutlu etmeyebilir. Onun için iyi düşün. Belki uzun bir birliktelik için aile kuracaksan falan olabilir. Ama kafanda soru işaretleri var. Bu devirde biraz garip. Bir de sonuçta Azerbaycan çok kapalı bir toplum değil. Yani başka bir toplumda yaşıyor olsaydın mesela, ne bileyim, böyle Orta Doğu'daki bazı toplumlar var, onlarda yaşıyor olsaydın olabilirdi. Ama öyle değil. Yani Azerbaycan sonuçta açık bir toplum. Veya bu cinsellik konusunda yarı açık bir toplum. Yani böyle tamamen Norveç modeli değil ama. Kafanda soru işareti varsa o insanı birazcık daha anlaman lazım. Bir de gerçekten şöyle bir şey de olabilir. Yani hakikaten bir cinsel, ne bileyim, libido eksikliği olabilir, isteksizlik olabilir. Belki evlendikten sonra işte cinsel tedavi almak zorunda kalıyor insanlar. Yani ereksiyon problemi oluyor, cinsel isteksizlik problemi oluyor. Erkeklerde de olabiliyor yani bunlar. Çocuk olmuyor filan, işte terapiye gidiyorlar, merapiye gidiyorlar. Bunlara girmeden önce biraz insanı önceden tanıman lazım. Önerim bu. Biraz felsefi olarak cevapladım sana olayı ama temelini anlaman için umarım faydalı olmuştur. Azerbaycanlı kardeşimiz. Evet. Doktor Redbill.